Merhaba arkadaşlar, eğitimlerimize hoş geldiniz. Bir önceki uygulamada tek fazlı paket şalterle sinyal lambasını yakmıştık. Şimdiki uygulamamızda 3 fazlı paket şalterle motorumuzu çalıştıracağız. Evet, buyurun. Temrinimiz bu. 3 fazlı paket şalterimiz. 3 fazımızı baralardan alacağız. Sigortalarımız zaten bizim bağlı. Direkt paket şaltere 1, 2, 3 bağlayacağız. L1, L2, L3 uçlarına. Sonra U ve W uçlarından alıp motora bağlayacağız. Şimdi benim burada ekstra yapmak istediğim bir uygulama daha var. O uygulamada motora gitmeden önce motor koruma şalterine bağlantı yapmak. Şimdi sektörde kullanılan motorların korumasında ya aşırı akım koruma rölesi kullanılır ya da her motor için motor koruma şalteri kullanılır. Temrinlerimizde maalesef motor koruma şalteri ile ilgili uygulamalar yok. Ama ben bazı uygulamalarda motor koruma şalteri ile ilgili bağlantılar yapıp sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Evet, bağlantılarımıza başlayalım. Bağlantılarımıza başlamadan önce şu kablo kanallarını çıkartalım. Evet, kablo kanallarımızı çıkarttık. Şimdi 3 baramızdan 3 tane fazımızı sırayla alalım. Evet, birinci baramızdan L1 fazımızı bağladık. Kanala yerleştirdik. Kanaldan ilerliyoruz. Pano kapağına geldik. Az önce bağladığımız L1 ucunu hatırlıyorsunuzdur. L1 ucumuza şuradan bakalım. Biz L1, L3 ve bir yukarıda da L2 uçlarımız var. O uçlara kablolarımızı, yani fazlarımızı bağlayacağız. Evet. L1 ucumuzu bağladık. L1 fazımızı, pardon. Şimdi sırada L2 fazımız. Evet, L2 fazımızı da bağlıyorum. Evet, L2 fazımızı, kablomuzu bağladım. Kanalın içinde ilerletiyorum. Pano kapağına şu ortadan geçiş yapmak istiyorum. Evet, şu ortadan geçiş yapmak istiyorum. Çünkü benim L2 fazım yukarıda. Evet, bağlantımızı yaptım. Daha aşağıdan gelmek. Daha aşağıdan da gelelim. O zaman aşağıdan gelelim şöyle. Evet, kanalımıza yerleştirdim. Evet, tamam. İleriki süreçte şurayı toparlarız sonradan. Burası şimdilik böyle kalsın. Evet, sırada üçüncü fazımız. Üçüncü fazımızda kırmızı kabloların olduğu bara. Evet, kırmızı kablomuzu taktım. Vidamızı sıkıyorum. Kanala yerleştirdim. Kanalın içinde ilerletiyorum. En alttan kapağa geçiş yaptım.
Bunu da L3'e bağlayacağım. L3 de L1'in hemen bir yanında. Yani şu. Evet, vidamızı sıktım. Kablomuz gelmiyor. Yerleştirmeyi de yaptım. Kanalın içinde. Evet, şuraya kadar bitti. Evet. Paket şalterimizi temrinle göstereyim. Paket şalterimize L1, L2, L3 kablolarını getirdim. Şimdi U ve W uçlarından motor koruma şalterimizi gösterelim. U ve W uçlarından motor koruma şalterinin 1, 2 ve 3 uçlarına giriş bağlantısı yapacağız. Evet, şimdi U ucumuz bu tarafta. Buradan gösterelim. Evet, U ucumuz bu tarafta. Görüyorsunuz. L1, L2, L3'ler giriş. U ve W'lar çıkış. U ve W uçları çıkış uçları. Yani motora gidecek uçlar. Kanala giriş yaptım. İlerletiyorum kanal içinde. Panoya geçiş yaptım. Buradan motoru koruma şalterini birinci ucuna, kanala da yerleştirdim. Şimdi sırada ikinci V çıkışımız. Evet. Kablo kanalına yerleştirdim. Şimdi sırada V çıkışımız. V çıkışımızda şurada görüyorsunuz. Normalde motor koruma şalteri olmasaydı direkt motor klemenslerine gidecektik. Ama ben ekstradan motor koruma şalteriyle de tanışmanızı istediğim için bu şekilde ekstra bir ek yaptım. Evet, kanala yerleştirdim. Kablomuz sağlam olmuş. İlerletiyorum. Diğer kanala giriş yaptım.